Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. Kağıttan kaplanan test balonu. Devletler arası ilişkilerin geçen haftaki en önemli konusu ABD semalarında dolaşan Çin'in balonuydu. Çin, balonun meteoroloji balonu olduğunu ve Pasifik üzerinden ABD'ye sürüklendiğini savunurken, ABD bunun bir istihbarat balonu olduğunu belirterek vurdu. ABD'yi boydan boya geçebilen balon. ABD'nin Çin balonunu istihbarat balonu olarak nitelemesinin dayanağı, Pentagon'un balonun manevra kabiliyeti olduğunu söylemesiydi. Ancak bu, istihbarat balonu demek için yeterli bir dayanak değil. Çünkü o dayanak şu basit soruyu yanıtlamıyor. Bir balon, Çin'in sayısız uydusunun alamadığı hangi istihbaratı toplayabilecek ki? Dolayısıyla balonun bir istihbarat balonu olmadığını ama sürüklenme süreci içerisinde dolaylı bir şekilde test balonuna dönüştüğünü söyleyebiliriz. Şöyle ki bir meteoroloji balonu olarak Pasifik üzerinden sürüklenmeye başlayıp ABD'nin batı kıyılarına ulaştığı anda artık fiili bir test balonudur. ABD'nin savunmasını test eden bir balondur. Öyle ki Çin balonu ABD'nin batı kıyılarına ulaştıktan sonra ABD ana karasını da boylu boyunca geçmiş, ABD'nin en doğusuna kadar ulaşmış ve ancak orada vurularak Atlantik Okyanusu'na düşürülmüştür. Yani bu fiili durum nedeniyle balon ABD'yi tamamen test etmiş diyebiliriz. Ve Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na kadar ABD kıtasını geçebilen balon olarak da tarihteki yerini almış oldu. Çin ne öğrendi? Peki Çin bir meteoroloji balonunun sürüklenerek fiilen test balonuna dönüşmesinden neler çıkarmış oldu? 1. Çin, ABD'nin balonu ne zaman, nerede ve nasıl tespit edebildiğini öğrenmiş oldu. 2. Çin, ABD'nin balonu tespit ettikten sonra nasıl bir teyakkuz durumu izlediğini, hangi prosedürleri uyguladığını öğrenmiş oldu. 3. Çin, ABD'nin balonu nasıl vurduğunu öğrenmiş oldu. Ve elbette Çin, başta tüm dünya şunu öğrenmiş oldu. Balon, Pasifik'ten Atlantik'e ulaştı ve emperyalist ABD'yi boydan boya geçebildi. Balonun ne balonu olduğunun bir önemi yok. Bir de ABD'nin istihbarat balonu iddiası doğru olsaydı. Dolayısıyla Mao'nun emperyalizm kağıttan bir kaplandır tezi bir kez daha doğrulanmış oldu. Balondan çatışma. Konunun bir diğer yönü de ABD'nin krizli sürecin sonunda işi balondan bir çatışmaya dönüştürmüş olmasıdır. ABD iyi niyetli olsa sürüklenen bir meteoroloji balonunu bir çatışmanın konusu haline getirmezdi. Dahası Çin'le işbirliği yapsa balon test balonuna bile dönüşmezdi. Ancak balonu istihbarat balonu diye niteleyip en sonunda vurması süreci krize dönüştürmesi ve balon üzerinden ABD-Çin gerginliğini körüklemesi ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 5-6 Şubat tarihli Çin ziyaretini iptal etmesi balondan bir çatışma aradığına işaret etmektedir. Nafile bunlar sonucu değiştirmedi. Çin balonu ABD kıtasını batısından doğusuna geçerek ve Pasifik'ten Atlantik'e ulaşarak kağıttan kaplanı test etmiş oldu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.